Vaziyet kötü paşam. Hünkârımız bunu her kim yaptıysa bir an evvel bulmamızı istedi. Ne gerekiyorsa yapılacak elbet. Ayaz paşam. Behram paşa. Hayırdır? Neden geldiniz? Paşam siz çağırmıştınız beni. Hadiseden unutmuşum. Başka bir vakit görüşürüz. Bugün çok karışık. Merakımı mazur görün paşam. Ne oldu ki? İbrahim paşamıza isabet eden ok. Zehirliymiş. Vaziyeti ağır. Ayaz paşam. Söyle. İbrahim paşaya hain saldırıyı yapan okçu yakalanmış. Bak bak. Suçu neymiş bunun? İbrahim Paşa'yı öldürmek istemiş. Paşa ölmüş diyorlar. Ne diyorsun? Makbul İbrahim Paşa mı öldürülmüş? Etme bulma dünyası. Asacaksın bunun gibileri. Hadi yeri. Hangisi? Limanda kaçarken yakaladık. Demek İbrahim Paşa'nın canına kasteden sensin. Bu kim? Onu bulduğumuzda yanındaydı. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz söyleyin de bilelim. Kimsiniz dedim? Konuş! Kim tuttu sizi? Kim bu hain? Söyleyeceksin. Öldür beni. Abi. Abi mi? Siz kardeş misiniz? Demek senin canının kıymeti yok. Bakalım kardeşinin var mı? Hayır yapma, dur sakın. Kim tuttu sizi? Ayaz Paşa. Ne? Ayaz Paşa, o tuttu bizi. Hünkârım. İki adamı da sorguladım. Konuşmaları için ne gerekiyorsa yaptım. Sonunda konuştular. Kimmiş bu hain? Anlattıklarına göre onları azmettiren Ayaz Paşa'ymış. Katiyen inanmam. Ben de ihtimal dahi vermek istemedim. Suçu üstüne atmaya çalışıyor olabilirler. Lakin... Lakin ne? Doğru da olabilir. Zira İbrahim Paşa'nın ölümü en çok Ayaz Paşa'nın içine yarayacaktır.
Malum saray teamülleri vezir-i azamının ona devrini gerektirir. Bu adamları bizzat sorgulamak istiyorum. Ne demek bu? Nöbetçiler! Nedir bu vaziyet? Kim öldürdü bunları? Haberimiz yok efendim. Görmedik. Kim yaptı bunu? Kim? Sizi gittikten sonra biri geldi. Üst makamdan bir görevli. Kısa süre durup gitti. Kimmiş o? Çavuşbaşı. Elinde hünkârımızın mühürlü fermanı vardı. Biz de inandık. Bali Bey, koynumuzda bir yılan var. Derhal bul çıkart o yılanı deyinden. Ayas Paşa'm, vaktiniz var mı? Söyle. Mühim bir mevzu. İbrahim Paşa'mızın durumu malum. Bugün değilse yarın hakkın rahmetine kavuşacağını söylüyorlar. Allah şifa versin. Amin. Ancak kaderin karşısında hiç kimse duramaz. Eğer ölürse bundan sonra ne olacağını düşünmek icap eder. Ne demek bu? Ayas Paşa'm, hünkârımızın aklında ne var bilemem. Ancak vezir-i azamlık makamı en çok size yakışacaktır. Lafı dolandırma. Ne diyeceğini. Vezir-i azam olmanız için her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumu bilmenizi isterim. Öyle mi? Ne istiyorsun karşılığında? Kubbe vezirlerinizden biri olup size yoldaşlık etmek benim en büyük temennimdir paşam. Bali Bey, ne sen bu lafları etmiş ol, ne de ben işitmiş olayım. Aksi halde avluya kan dökülür.